Geçtiğimiz haftalarda Bakırköy cezaevlerinde kadın tutsaklara dönük bir saldırı söz konusu oldu. Bir ayakkabı dayatması söz konusu oldu müvekkillerimize açık görüş çıkışından sonra. Bu duruma oradaki politik kadın tutsaklar tepki gösterdiler, sloganlarla tepki gösterdiler ve kendi iradeleriyle ayakkabılarını aratmayacaklarını ifade ettiler. Çünkü bu hem Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere göre, hem anayasaya göre, hem de Bakırköy infaz koruma memurlarını, oradaki idarecileri de bağlayan çeşitli mevzuatlara göre hukuka aykırı bir arama işlemi ve aynı zamanda insan onuruna da aykırı bir yaklaşım. Daha önce çeşitli cezaevlerinde bu biçimiyle insan onuruna aykırı arama işlemleri gerçekleştirilmek isteniyor. Bunlardan bazıları çıplak arama şeklinde gerçekleşiyor. Bazısı bu yakın zamanda tezahür ettiği gibi ayakkabı araması biçiminde gerçekleşebiliyor. Bazen de ağız içi arama gibi hukuksuz aramalar dayatılıyor. Müvekkilleriniz açık görüşlere ve avukat görüşlerine ayakkabısız, çoraplarıyla çıkıyorlar bu durumu protesto etmek için. Yaşanılan bu durumdan kaynaklı müvekkillerimize disiplin soruşturması açıldı, disiplin soruşturması başlatıldı. O hukuki süreci takip ediyoruz, oradaki disiplin süreçlerini. Aynı zamanda görevliler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu saldırılar aslında içinden geçtiğimiz dönemin tutsaklara dönük, politik mahpuslara dönük genel bir saldırı konseptinin bir parçası. Çünkü her ne kadar 9 yıldır çok ciddi saldırılar söz konusu olsa da hapishanelerde politik tutsakların iradeleri hiçbir biçimde çözülmedi, parçalanmadı. 30 yıllık mahpuslara bugün infaz ertelemeleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Hayatlarının çok büyük bir kısmını hapishanede geçirmiş kişilere onursuz yaklaşımlar, uygulamalar dayatılmak isteniyor. Ya da hapishanede çeşitli baskı politikalarına maruz kalıyorlar. Ama geride kalan döneme bir baktığımızda bunların hiçbiri tutsaklar tarafından kabul edilmedi. Siyasal iktidar bu uygulamalarının hiçbirinden sonuç alamadı. Çeşitli açlık grevi, eylemleri süreci gerçekleşti. Tutsaklar bütün talepleriyle ilgili bir kamuoyu yaratmaya çalıştılar ve esas da yapmak istedikleri, başarmak istedikleri şeyi yapamadılar. Tutsakları tecrit ederek aslında büyük bir toplumu tecrit etmek istiyorlar. Bunu da görmek lazım. Tutsakları yalnızlaştırmak istiyorlar. Sadece Bakırköy'de yaşanan ayakkabı aramasıyla ilgili değil, yakın dönemde görüşçülere dönük, ailelere dönük, hapishanelerde tutsak yakınlarına dayanışmak için ya da ailelerine para yatırmak isteyen kişilere dönük çeşitli gözaltı ve tutuklama saldırıları da artmış durumda. Bu da bu saldırı konseptinin, tecrit politikasının bir parçası. Bunu böyle görmek, böyle değerlendirmek ve böyle yanıtlamak gerekiyor. Esas da politik mahpuslar bunlara gereken yanıtı veriyor. Şu an ihtiyaç duyduğumuz şey kamuoyunun, çeşitli demokratik kitle örgütlerinin, bugün hapishane politikasına sessiz kalan çeşitli siyasi partilerin de bu konuda tecritle ilgili, hem İmralı'daki tecritle ilgili, hem tüm hapishanedeki tecrit politikalarıyla ilgili, hem de topluma dayatılan tecrit politikasına karşı daha duyarlı ve daha etkin bir eylemsel faaliyetin içerisinde olmaları gerekiyor.